Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Vucuhum yevme izin nadiretun ila Rabbiha nazire. İfade ettiği vakıat-ı ebediye kadar. Allah Allah. Vakıat-ı ebediye kadar. O gün bir takım yüzler parıldanıcıdır. Bir kısım yüzler de o gün pek ekşi bir haldedir. O günden bahsediyor. Şimdi bak, ifade ettiği vakayı ebediyeye kadar. Ne demek ya bu vakayı ebediye? Yani bu süreçten, bunu duyduğun anda buradan. Yani gerçi ezel tarafından değil de, yani şimdi sen bunu duydun, ta ebede kadar yok bunun dibi, senin hayatın. İnsan ezel ve ebed hayat durumunda medet alır diyor. 700, 744, 756 şu anlar. Mümin olan insanın ömrü ezel ve ebed hayat durumunda medet alır. Bizim bir şimdiki zaman var. Ha. Tahta olsa gösterirdi. Tamam mı abi? Nokta. Bir geçmiş ve gelecek var. Alem-i şehadet. Yani geçmiş, gelecek. Sen doğdun, öldün. Bir de mazi ve müstakbel var. Mazi ve müstakbel. Bu da İtikat ettiğinden başlıyor. İman ettiğin Adem Aleyhisselam'dan başlıyor. Adem Aleyhisselam'dan. Bir de ezel ve ebed var. Ezel ve ebed var. Bu da iman ettiğin yerden başlıyor. Bir de manzara âlâ var. Bu tabi başlı başına bir başka yer. Mecul aleminden şey yapıyor. Yani şimdi Kur'an, bak şimdi, sana diyor ki o gün yüzler var ki ekşidir, o gün yüzler var ki nurludur. Tamam. İfade ettiği vakayı ebediye kadar bütün bahisi esasiyeyi, yani o sürecin, mesela şu andaki hayat, ruhumuzu, can verene kadar, can verme anına, toprağa, nüker mekir, ondan sonra haşir meydanı, berza, haşir meydanı, sırat, sonra cennet, cennette beka, orada rüyet, ondan sonra eğer bu nasibin varsa, bu şecere fikatle meşgul olduğunsa, cennet alemlerinden farklı yerler. Bütün mebahis-i esasiyeyi bu ana temalara basıyor Kur'an. Detaya basmıyor. Ana tema taşlara basarak esasiyeyi ve mühimmeyi öyle bir tarzda beyan eder ki o beyan bütün kainatı bir saray gibi idare eden ve dünyayı ve ahireti iki oda gibi açıp kapayan. Yani öyle bir rahatlıkla idare ediyor ki. Mesela şöyle diyeyim. İsmail, sen bu aşına daha peyda ettin bu eve. Şimdi İstanbul'dayız. Zeytinburnu'dasın, yanımdasın. İsmail, mutfağınızda ne var desem? Bana bakarak, abi şu var. Yalıköy dersense ne var? Kalaçaköy. Mutfakta bu var abi. Rafınız hangi renkti? Düşünmeden söylersin değil mi abi? Değil mi? Mesela evinde... Hepinize soruyorum. Salonda hangi renk koltuk var? Söylersiniz değil mi? Hiç böyle, ben ise ne atayım ya kafama. Siz çok rahat söylersiniz. Tamam mı abi? Ha, Kur'an'ın öyle bir ifadesi var ki, o kadar rahat söylüyor ki, sebebi oradan gelmiş. Şöyle bir üslubu yok yani. Bana öyle geliyor ki, galiba ki, herhalde ki, olabilir ki, zannediyorum ki,
Böyle bir üslup yok Kur'an'da. Bu insana mükemmel bir güven veriyor. Mesela doktora gittin der. Doktora gittiniz. Şimdi öksürüyorsun. Doktor hep sana zam veriyor. Olabilir tabii. Ne olabilir? İkide bir kitap karıştırıyor. Sağa sola telefon ediyor. Çekmecesinde... Bir daha öksür diyor. Bir daha çık diyor. Çekmecelerde notlara bakıyor. Tahminini söylüyor. Herhalde bu hastalık vardı. Ama dur bir dakika diyor. Öteki çekmeceye de bakayım. Sen ona güvenebilir misin? Benim başıma gelme haberim. Geldi mi? Çocuğu getirmiştim buraya. Herhalde yeni doktor açtı telefon. Şurubu falan vereceğim dedi. Sonra başka doktora gittim. Zaten çocuğu. Şimdi Kur'an'da böyle bir şey yok. Niye? Güven vermiyor. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Kur'an zannediyorum ki, galiba ki, tahmin ediyorum ki, olabilir ki, böyle bir gidişatı yok. Kur'an hak batılı kesin çizgilerle ayırmış bir gidişatı var, ifadesi var, uslubu var. Bu adamın hele beni öyle mest ediyor ki, bu budur diyor. Bir de alttan almıyor. Tamam sizin dediğiniz olsun hadi. Yok. İşte sen tebliğ et diyor ya. İster iman etsin ister emetmesin. Eyvallahı yok yani. Diyor ki öyle bir tarzda beyan eder ki bu mutfağı unutma. Evinizi unutmayın. Koltuğunuz hangi renk dediğim gibi unutmayın. Bak şimdi. O beyan, Kur'an'ın böyle bir beyanı, rahat, uslubundaki akıcılık, şüphesizlik, zansızlık ifadesinde bütün kainatı bir saray gibi idare eden ve dünyayı ve ahireti iki oda gibi açıp kapayan ve zeminin bir bahçe ve sema, zemin bir bahçe, sema yukarısı misbahlarla süslendirilmiş bir dam, yıldızlarla çakılmış bir dam, zemin bir bahçe. Öyle bir anlatıyor ki, yani dünyayı ne kadar küçük yapmış, sebebi ne kadar arkadan bakıyor. Ben şimdi İstanbul'u anlattım, nereye görüyorsun dedi, burayı görüyorum. 100 metre çıksam Çatalca'yı da görürüm belki. Uçakla gitsem İstanbul'da görürüm. Uyduya gitsem vesaire. Türkiye, yani İstanbul'un gene azap pazarına kadar konuşurum. Kur'an kadar arkadan seyrediyor ki dünyanın yüzünü bir bahçe gibi tarif ediyor. Koca sema galaksi, 200 milyar galaksi tahmin ediliyor. Her bir galakside 200 milyar yıldız var. Bunu da ne diyor? Bir tavan diyor. Bu baktığı yeri gösteriyor. Anlattığı yeri anlıyorlar. Tamam mı? Tefsirciler. Ben Risale-i Nur'dan aldığım ruhla, mesela peygamberin sözüne de öyle. Mesela bir hadis söylüyor. O hadisin metni şeyine bakmıyor. O hadisi kim demiş? Kime demiş? Niçin demiş? Ne bakalım. Bu adamın ruhunu tespit etmeye çalışıyorum. Bu hadis ona denmişse, o adamın ruhu böyle bir ruhu var. Kur'an semayı tavan, yeri bir bahçe ya, ben oraya takılmıyorum. Baktığı yer, yeri bana tanımlıyor. Şöyle diyeyim. Abdullah, bugün ben İstanbul'a bir İstanbul'u bir tepsi kadar bir yer olarak seyrettim. Tepsi olarak, ha bu kadar. Neredesin demek şimdi sen? Çatalca'da mısın? Yukarıdasın diye. 10.000 metredesin. Kur'an'ın bu noktadan mana mertebesi varmış. Söylediği tanımladığıyla meşgul olmaz. Ona söylerken kullandığı uslupla nerede durduğunu tanımlıyor. Çok tuhaf bu. Bu mükemmel bir şey. Şimdi dünya ve ahireti iki oda gibi gösteriyor.
Bu da bize meselelerimizin ne kadar küçük olduğunu, takılıp, oğulup, kuyuya düştüğümüz meseleler ne kadar küçük olduğunu gösterir. Dünyayı, bahçe, tavanı sema, semayı tavan, dünya ve ahiret iki oda, bu odanın içerisindeki tozlarla meşgul oluyoruz. Çocuklar, senin çocuk kaç yaşındaydı? 3 mü? Yastığı oraya koydu, hayır o yastık burada olacak. Kavga edilir mi? Gündüz. Hayır oğlum orada dursun. Eder misin? Ne edilir mi? Baba buraya koydum. Olmaz, çabuk oraya koy. Oraya koyu, oraya koyu. Yani buna da benzer. Dünya işleri, yastığı nereye koyalım? Oraya mı, buraya mı? Niye? Dünya oda, ahiret oda. Yani ne kadar uzak bir yerden bakıyor. E peki, dünya oda olursa, dünya ha? Amerika, Brezilya, Arjantin, Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Tunus, Cezayir, Norveç, Finlandiya, Sibirya vesaire, Çin, Asya vesaire. Ya bütün kutup şey dünyayı çizmeye çalıştım size. Bunu bir oda. Peki bu dünya yüzü komplesini böyle yuvarlak ya atsanız böyle bir oda. Peki senin işlerin bu oda içinde ne kadar yer tutar? Yok ki görünmez. Yani tuhaf değil mi? Ama dünya ve ahireti iki oda gibi gösterirken diyor ki insana bak dünyayı bir oda, ahireti bir oda, semayı bir tavan, yeri bir bahçe olarak gösterirken senin yüzüne, senin yüzün yeri var mı? Mekan edin. Ama diyor ki vucuhum yevme izin nadiretine rabbiha nazire. Yani dünyayı bir bahçe, semayı 200 milyar galaksi var, her galakside 200 milyar yıldız var. Bir tavan, dünyanın komplesini oda, tamam bir oda, ahireti komple oda ama senin yüzünü bu kadar ciddiye nazar alıyor. Bak büyüye küçük nazarıyla bakıyor. Küçük zannettiğimiz şu, niye biliyor musun? O yüzler var derken ruhtan bahsediyor. Utanan bir insanın alameti nedir yüzde? Ha demek ki yüzler var ki o gün nurludur. Yani ruhtan bahsediyor. Ruhun dişe vuruşu bu. Şimdi ne kadar basit şeylere boğulmuşuz. Böyle dedi. Şöyle gitti. Boşanıyorum. Her şeyi tahammül yok karı kocada. Sabır yok. Af yok. Kucaklama yok, vefa yok, bağnaz, geçimsiz, kavga yapmak için sebep arar. Acayip ya. Ben anne babamı da düşünüyorum da. Ya ne kadar zor. Yani mesela annem aldı artık Merzede dağda yani köyden yazın yaylalara. Yatsıya doğru gelirdi köyden. Şehir değil ha köyden. Biz yaylalıyız. Ben pek hatırlamam. Yatmıştık çocuk bebek kendisi. Kaç yaşındasın? Ama hiçbir tanesi psikolojisi bozuk değildi. Vefa vardı. Vefa vardı. Saygı vardı. Bağırmayı alsın derdi. Alsın. Babam bağırırdı. Dedik alsın oğlum. Baban da sen. Şimdi ne bağırıyorsun ya çocuğa? Ya ne yaptı? Allah Allah. Ya hanım girme devreye. Ya adam bu sefer evden kaçmak zorunda kaldı. Misal için söyleyeyim, uygulama yapayım. Ne kadar basit şey ya. Ne kadar basit şey de boğulmuş gitmişiz. Bir de okuyacağım şöyle, dayanamadım. Bütün kainatı bir saray gibi idare eden, kainatı saray. Saray. Dünyayı ve ahireti iki oda, sarayın iki odası. Çok acayip değil mi abim bu ders? Kainatı bir saray, dünya ve ahiret odalarmış. Açıp kapayan o kadar rahatlıkla konuşuyor ki, evi hakim yani, saraya hakim. Kapayan ve zemin bir bahçe, kainatın sarayın, kainat sarayının bahçesi. Sema misbahlarıyla süslendirmiş bir dam. Ya Rabbi ya. Değil mi? Ne güzel bir Allah ya.
bize muhataben olmuş. İnmiş bizim seviyemize. Etten nezulat ilahiyyete ala kulli beşer. İnsanların seviyesine inip konuşmak Allah'ın ala kulli beşer. Beşerin seviyesine konuşmak rahmettendir. Ya. Yoksa adam bizi kale almıyor ya. Adam kale almıyor ki seni. Belediye başkanı, başbakan, başkan şu mu? Kale mi? Tamam muhatabım değilsin diyor. Aş işçi memur ve ortaklar. Bilir diyor ki şefine gittin mi diyor. Niye buraya geliyorsun? Direkt. Şefine gittin mi diyor. Direkt diyor buraya gelme. Niye? Şefine gittin mi diyor. O şefin gelsin anlatsın de sen derdini var diyor. Bir dam gibi tasarruf eden ve mazi ve mustakbel, bak şimdi, mazi, mustakbel, bir gece ve gündüz gibi nazarına karşı hazır iki sayfa hükmünde temaşa eden, mazi ve mustakbeli ne yapıyormuş bak? Gece ve gündüz. Gece ve gündüz gibi. Mazi neymiş? Mustakbel. Mazi gece, mazi gündüz. İstikbal karanlık. İstikbal karanlık diyor bize. Allah Allah. Mazi ve mustakbel zaten bir gece ve gündüz gibi nazarına karşı hazır iki sayfa hükmünde temaşa eden. Mazi ve mustakbeli gece gündüz gibi. Dünya ve ahiret oda gibi. Dünya ve semayı damla bahçe gibi. Kainatı saray gibi. Geçmiş, mazi ve mustakbeli gece ve gündüz. Şu kıyası görüyor musunuz ya? Gibi nazara karşı hazır iki sayfa hükmüne temaşa eden bak. Gece ve gündüz gibi nazarına karşı hazır iki sayfaymış. Gece ve gündüz sayfa. Çevirmeden önce burası içi karanlık ya. Şunun ikisi arası karanlık. Aydınlık. Bunun arkası karanlık. Aydınlık. Yunus Aleyhisselam da diyor değil mi? Onun denizi bizim istikbalimizdir diyor. Karanlık. Bilmiyoruz. Allah Allah. Gündüz gibi nazarına karşı hazır iki sayfa hükmünde temaşa eden ve ezel ve ebed, ezel ve ebedi nereye kıyas edecek bak. Merak ediyorum değil mi şimdi? Evet abi. Ben de merak ettim vallahi. Bir daha ezel ve ebed, dün ve bugün gibi. Şu güzelliğe bak ya. Ne güzel anlatıyor ya. Kur'an'ın baktığı manzar anaya bak. Bak ezel ve ebedi, dün ve bugün. Yarın demiyor. Mazi, geçmiş ve gelecek nasıldı? Nereye benzetiyordu? Gece ve gündüz. Gece ve gündüze benzetiyordu. Dünya ve ahireti nereye benzetiyordu? İki odaya. İki odaya. Kainatı? Saray. Peki beraber yapalım mı? Kainatı? Saray. Sarayda bahçe var. Sarayda odalar var. Ondan sonra sarayın gece ve gündüzü oluyor. Dün ve bugün. Dünü bugün oluyor. Tamam mı? Bakayım neler çıkacak. Ben de yeni öğreniyorum bunları. Gece ve gündüz gibi nazarına karşı, yani ne kadar sıradan anlatıyor gibi gözüküyor saati nazar. Ama baktığı yeri tanımlıyor. Yani Kur'an ezel ve ebedi, dün ve bugün. Nereden bakıyorsun o zaman? He? Vay be. Temaşa eden ve ezel ve ebed, dün ve bugün gibi silsile-i şuunatına iki tarafı birleşmiş, ittisal peyda etmiş bir surette bir zaman hazır gibi onlara bakan, yani ezel ve ebedi böyleymiş. Yani bir hat yok. Şöyle, kalemin içindeki yay var ya, kalemin içindeki elezonik yay, İşte bir tarafı ezel, bir tarafı ebed. Hangi? Geçmiş gelecek değil ya.
Görüyor musun? Zaman hattı müstakim üzerine gitmiyor. İki sayfın günde temaş eden ve ezel ve ebed dün ve bugün gibi silsile şuunatın Allah yaptığı icraatın iki tarafı birleşmiş, ittisal peyda etmiş bir surette bir zamana hazır gibi onlara bakan bir zat-ı Zülcelal'a yakışır bir taz beyandır. Yani böyle bir Allah beyan ediyor. Konuşuyor. Hepsini aynı yerde görüyor. Hepsi aynı. Yani tavan var, zemin var, saray var, oda var, bahçe var, dün var, bugün var, gece var, gündüz var ama bunlar içindekiler için var. Ona bakan zat bunları hazır zamanda aynı yerde görüyor. Aynı yerde görüyor. Ve tabii. Oradan konuşuyor. Oradan konuşanın konuşması. Evet. Kur'an. Oradan konuşanın konuşması. Ne acayip bir şey ya. Peki okuyan ne oluyor? Oradan bakıyor işte. Aynen. Okuduğun zaman sen Kur'an'ı oradan okuyorsun kainatı. Bu manayı biliyorsan ama. Evet. Bu manayı bilmiyorsan. Bu dersi biliyorsan. Şey, Risale okumuşsun. Adam Amerika gelmiş. Bilmemiş Amerika'yı keşfettiğini. Öteki uyanık. Yeni kıta olduğunu anlamış. Onun adını vermişler. Okuyor, Kur'an okuyor ama oradan bakamıyor. Niye bakamıyor? Çünkü oradan bakanın bakmasını, baktığını bilmiyor adam. Yani ben oradan bakanın bakmasıyla bakıyorum. Yani Cenab-ı Hak diyor ya, bu, Kur'an bu. Ben de buradan bakıp buradan konuşuyorum. Ben de bunu okuduğum anda ha oradan bakanın baktığı gibi. Çünkü ben de oradan bakıyorum o anda. Okuduğun zaman. Heh, ben de oradan bakıyorum. Niye? Oradan bakanın baktığı yerden. Mesela birisi geliyor diyor, bak bak şurada bak gördüm. Bak arabanın ilerisinde bak gördüm. Ha gördüm şimdi diyorsun. Değil mi abi? Ya. O şekilde baktıran, o zaman ikinci bakan ne yapıyor? Senin baktığın yere bakıyor. İlk baktıran diyor ki ben buradan baktım. Buradan nazar ettim diyor. Sen de onun baktığı gibi baktığın için oradan bakmış oluyorsun. Ama bu sırrı bilirsen, yoksa bilmezsen sıradan okursun yani sadece Kur'an'ın. Kur'an'ın böyle bir şey olduğunu anlayamıyoruz. Bunu görünce anlıyor işte. Risale'nin gibi bunu izah eden de yok işte. Şeye benziyor. Uzaya gitmiş bir astronota uzay yolculuğunu anlatıyorlar. Yani sınıfta o da dinliyor. Yani uzay yolculuğu bizzat yaşamış birisi var. Bir de sen ben dinliyoruz. Arkadaşlar ay 273 derecedir eksi. Hakikaten öyle. Evet tamam ne oldu size şimdi? Etkilendiniz mi? Ama o adam donmak geçirdi de. Orada onu hissen yaşamış bir insan. Sen şöyle yaparsın. Böyle yaparsın. Ağzının vay be eksi 273. Ötekisi. Evet. Yani bilerek okumak bir de şuursuz okumak. Aynen. Ama Risale-i Nur Kur'an'ın baktırdığını baktırıyor. Ayetin ayettir. Kur'an ayettir. Allah'ın ayeti. Kur'an'ın ispatı olduğu için ayetin ayetidir. Baktırıyor Allah Kur'an'la. O zaman şu cümle çıkıyor. Risale'ni okumak demek, Risale-i Nur ne diyor değil, Bediüzzaman ne diyor değil. Risale-i Nur demek bir gözlük, Kur'an ne diyor diye bakmak. İşte, Kur'an ne diyor diye bakmanın adıdır Risale'ni okumak. Çünkü Kur'an ne diyor? Kur'an'ın dediğini, mesela Kur'an'ın dediğini nereden bileceğiz? Bak, diyor ki bak, koca kainatı saray yapıyor. Yok dünya ahireti o da yapıyor. Tamam mı? Ama bunun içinde insanın yüzün simasını öne çıkartıyor. Nazara veriyor. Yani bizde bir bakış tezatı tersi var. Kur'an'a zıt bir düşüncemiz var. Yani bakışımız var. Baksana. Cüziyede kalıyoruz abi. Cüziye mahkum oluyoruz. Bu bakış bize külli manzaraya, külli nazara çevirtiyor. Yani cüz-i nazarını külli yapıyor. Haşa çok acayip bir şey ama sanki Allah'ın baktığı yerden onunla beraber bakmak gibi. Kur'an öyle ya. Hale getiriyor yani. Hani şöyle bir şey var ya
Bir Allah'ın dekayfi nazarıyla bakması var. Kendisi bakıyor kainata. Bir de insanın bakışıyla bakıyor Allah. Benim baktığım yerle de bir de bakıyor. Allah benim baktığıma bakıyor ayrı. Bir de benim baktığımla bakıyor arkamdan. Yani şu gözlükle ben bakıyor muyum? Şurada birisi gelmiş, o da bakıyor şuradan. O zaman harama bakarken Allah'a da harama baktırıyoruz. Çünkü baktığıma bakıyor Allah. Bu hani getiriyorduk ya seni ilk. He? Zeytinburnu alıp getiriyorduk ya. Ha buraya. Ha buraya. El gidi. O zaman bir şey demiştin abi. Şeyde. Bu büyükçekmeceden otobandan Çatalca'ya döneceğimiz zaman bu sarı sarı çiçekler açıyor ya abi. Böyle kamış gibi şeylerin üzerinde. Baharda. O sarı çiçeklerin çok açtığı bir yerden geçiyorduk. Sen dedin ki şuraya bak bakalım. Ben de baktım şöyle. Güzel abi falan dedi. Dedin ki sen. Şu anda baktın ya. Evet baktım. Evet baktım abi. Aslında Allah'ın seyrettiğini seyrediyorsun. Sen de seyrediyorsun. Allah'ın seyrettirdiği ve Allah'ın seyrettiği şeyi seyrediyorsun. O zaman ben bir tuhaf olmuştum abi. Yani araba kullanırken kaç sene geçmiş. Böyle bir acayip olmuştum. 20 sene vardı. Yani 15 sene rahat var abi. 15 sene. Rahat var. Ben böyle hakikaten o zaman o şekilde bakınca bir tuhaf olmuştum yani. O çiçekleri Allah seyrediyor. Bir de o Allah'ın seyrediğine ben seyrediyorum ama ben seyrederken de benim seyrimle de seyrediyor. Yani hissettiklerini hissediyor, anladıklarını anlıyor. Konuşan öyle. Ağzınız gören gözün işte kula vesaire. İşte. Allah hakikaten böyle olmalıydı zaten. Çok acayip gidiyor Allah. Gittikçe de garip oluyor. Çok hoşuma. Ya benim şu cennet cehennem bu kainatın kuruluşu benim nazarımda değişti ya böyle. Böyle bir cennete koymak için yani bir çocuğa ilk önce büyütürken çikolata veriyorsun ya. Tamam. Bunu silerler de. Çikolata veriyorsun. Hadi yavrum. Hadi mama vereceğim. Sen bunu ye yavrum. Hadi ye ya. Büyüdüğü zaman pirzolayı kendisi istiyor. Değil mi? Evet. Yemeği kendisi yemek için kavga ediyor. Tamam. Ama ilk önce sen yediriyorsun. Şimdi cennet cehennemi Allah yediriyor. Hadi yavrum. Hadi kuzum. Ondan sonra bir baktım ki kainatın kuruluşundaki ana tema gaye Allah'ın maksadı alası seni cennete koymak değil ya. Ne ya? Cennetten üstün nedir? O. Nedir? Çok şey var. Cennetin üstü en başta Rıza-i İlahi. Rıza-i İlahi senden birisi memnun olması değil, lügatta anlama. Bu ruh imbisat ve inkişaf ettiği zaman cennetin arkasına geçiyor. Çünkü ruh değil cennetin, şeceri hilkatın çekirdeği ya. Evet. Yoksa cennette bir şey değil ki Allah için. Zaten oradan geldik. Baba oradan geldi. Adem Aleyhisselam oradan geldi. Kütük orada ya. Bir tanesine dedim ki, ya nefesi bizde aldı. Karısıyla kavga etmişler sofrada. Sofrayı da bu da yere vurmuş, dağıtmış. Ondan sonra yemeği dağıtmış. Önemli. Ben dedi, falan neyse hatırına gelmiş, Allah'tan geldi. Hatırladım. Tabii ya böyle bir tane vurasım geldi de nimet böyle sofraya vurmuş bak şimdi. Neyse unuttu. Tabii unuttu. Yemek bastığında kahvaltıda unuttu tabii bizim sohbetimiz öyle tatlı öyle şey. Dedim ki ne yaptı da böyle yaptın? Yani ne zarar verdi? Şunu. Onun için sofrayı kırdın diktin değil mi? Evet abi. Peki senin karın senin cennetten çıkmana sebep olsa ne yapardın? Hey İsmail. Cennet ha. Çıkmana gene bir şey değil. Çıkmana başına başka bir bela da sardı. Cenneti tekrar kazanma veya kaybetme değil. Cehenneme girme girmemeyi rızkını da aldı. Cehenneme girme girmeme. Risk değilmiş. Bu riski aldık. Senin karın sebep oldu. İki şey yaptı. Bir, cennetten çıkarıyor. Eminlikten çıkıyorsun. Cehenneme girme ihtimali de var. Yok mu? Evet, var. Dünyada çektiği sıkıntıdan hariç. Ya konuşmuyoruz tabii. Peki, bu karı
senin cehennemden çıkmana, cehenneme girmeyi ihtimali de oynattı. Ve bu nasıl keserdi? Kör testereyle. Adem Aleyhisselam ne yaptı? Yetmiyor. Bilmediğin bir memlekete atıyor. Dünyaya. 300 senede dolaşıyorsun. Cennetten çıkıyorsun, dünyaya geliyorsun. Gece gündüz tuvalet oluyor. 600 sene abi, kuvvetli rivayet 600 sene. 300'de 600 evet. 300'de 600 ben aşağıdan alayım dedi. Bir rivayete göre kuvvetli rivayet 600 sene. 600 sene dolaşıyor. 2000 sene ömrü varmış Adem Aleyhisselam. Sonra Havva validemiz nerede olduğunu nerede bilecek? Kadın hali. Kadın psikolojisini düşünün. Dünyada hiç kimse yok. Yemen'e atılmışsın. Yemen olduğunu bilmiyorsun ki. Ev yok. Dünyada teksin. Gece oluyor, gündüz. Hadi peygambere Allah ve alleme Adem ve alleme Adem'e esma ve alleme Adem esma külliha. Hadi Adem'e isimleri öğrettin. Dünyadaki evet ben size bir sene yüzmeyi anlattım. Yüzmeyi anlattım. Ama hiç denize götürmedim. Yüzebilir misiniz? Denize atsam. Bir sene yüzmeyi anlattım. Düşü olunca şöyle yapacaksınız, böyle yapacaksınız. Sonra, bir sene sonra hakiki ömrünüzde su görmediniz. Suya götürsem, atsam yüzebilir misin? Adem Aleyhisselam'a yüzme bilgisi vardı ama su yoktu. Şimdi geldi. Hadi o peygamber ruhudur, tahammül etti 600 sene. La kadın ya, kadın. Yemen, ama şimdi diyoruz biz. 600 sene ne yaptı kadın haliyle? Hadi peygamber tahammül edecek bir ruh var. Ulan bu kadın psikolojisi bozuk da hap içip uyuşturacak kafada şey de yok. Vahşi canavarlar var. Dünyaya cahilsin. Elbisen yok. Bu ihaneti de yaptın. Yani ihanet demeyeyim yanlışı yaptın. Kocan nerede? Nerede oldu belli değil. Kocana bunu yaptın. Ola bu cenneti kaçırdığımıza mı, cehennemin risk olmasına mı yanacaksın? Kocamı kaybettiğime mi yanacaksın? Bu şartlara mı tahammül edeceksin? Nasıl intihar etmedi, kayadan aşağı atmadı ben anlamadım. Demek ki intihar denen şeyi de bilmiyordu ki. Bir saat atar derhalde. Ya atar yani. Abi 600 sene bu kadar sıkıntıyı başına açan 600 sene sonra buldun. Ne yaparsın? Buldu. Oraya getirecektim zaten. Mekke'de abi. Arafat'ta Cebel-i Rahme'de karına orada ne yapardın? Taştan mı serdin? Kıyma makinesine mi koyardın? Derisini mi yüzerdin? Nasıl sarılıp anlattılar? Nasıl anlatmışlar? Nasıl ya? Hakikaten peygamber şefkati varmış. Yoksa nasıl? Tamam o ama o kadın nasıl tahammül etti? O kadın oluyorum, olmak istemiyorum. Hayalim bile olamıyor. Tahammül edemiyorum. Sakın yapmayın. Ben bir ara denedim. Hava oldum. Atıldım dünyaya. Kaç ben mübalağa etmiyorum. Ya sükut, ya sıt. Kaç gün sarhoş gibiyim. O etkilenmesem bu derste malzeme olmazdı. Çok etkilendi. O kadar acayip ki. O kadar sevdim ki o anneyi. Onu çok seviyorum. Hatice validemizin vefasını, herkes beni yalanlarken o her şeyini bana verdi. Herkes benden kaçarken kendisini bana verdi. Ayşe validemiz ya ne oluyor ya Resulallah? Her gün ondan bahsediyoruz. Vefa. Hatice validemiz. Yaşlı kadın demiş. He? Yaşlı kadın. Yaşlı kadın. Yani. Yaşlı kadını her gün söylüyorsun. Yaşlı kadın diyor. Ağzına ismini de almıyor. Yani kendi genç ya. Kendi genç ya. Yani hani kadın güzellik ve gençlikle şey yapar yani. İki şey kendisi, ya kadın güzellik ve gençlikte. Kendisi ifade eder. Sakın ya, ne kadar yaşlısın demeyesin. Ne kadar güneş görmüşsünüz de. Allah. Peki. Teneffüs ettik mi? Niçin? Eşinizin kıymetini bilin. Çünkü sizi cennetten atmadı. Onu anlattım sofrada. Ama ya. Çok etki. Keşke demeseydi. Nasıl ağladı ya? Yani gözünü yaşa değil, sesli ağladı. Hmm. Sarıldı.
böyle kırmış yapacaktım böyle, sarılınca elimi öpecek, böyle böyle oturuyor, ağladı, sofradan kalktı, çıktı dışarıya, bilsen Abdullah, ha, bu misali verince. Hakikaten böyle bakınca bir şey diyesin. Ya, peki o kocasına nasıl baktı? Ne kaliteli soyumuz var ya. Elhamdülillah. Elhamdülillah, gurur duyuyorum soyumda. Hepimiz peygamber çocuğu. He ya, peygamberin çocukları. Ne acayip, böyle bir annemiz var. Ben mesela Hatice validemizi çok görmek istiyorum orada. Ben böyle vefayı, sadakatı, dürüstlüğü, herkes benden kaçarken o bana iman etti. Herkes bana zarar verirken o her şeyi bana teslim etti. Ya Resulallah. Ya, peygamberin takdir edip dilinden düşürmediği kadın, onun ruhunda olmak isterdi, içine. O kadın ruhunda yaşamak isterdim, ruhuna. Ufak minnacık bir adam olsam, ufalsam da Hatice validemizin ruhuna bir girseydim. Peygamberin dilinden düşmeyen anne. Ya, ya Rabbi, Allah'ın hatırına bizi onlardan, onları da bizden mahrum etme. Etme Allah'ım ya. Sen biliyorsun ki riyakarını söylemiyoruz. Allah'ım samimiyetimize binaen kabul et. Peygamber Efendimiz'in ruhuna da o kadar tesir etmiş ki validemiz. Mesela idarecidir peygamber. Yani öteki kadını kıskanacağını bilir. Ya buna rağmen dilinden düşürmemiş onu. Ya vefaya bak be. Çok tesir etmiş ruhuna demek ki. Kardeşim, şimdi eften püften şeyle karısının, kocasının kalbini kırıyor. Ne garip ya. Bana böyle dedi. Desin. Biz de öyle işte. Beşeriz işte. Ben de öyleyim ya. Başına böyle dedim, böyle baktın. Hemen kırıp Allah bütün kainatı saray yapmış. Dünyayı bahçe yapmış. Mesai. Böyle bir Allah benim yüzümü esas almış. Yeri yok yani. Bu anlatılanların içinde yeri yok ama öne çıkartmış. E böyle bir yüzü kırıyoruz yani. Yani acayip ya. Biz insan değiliz de. Bakma yani bize insan değilsin diyecek kimse yok. Olmayı nasip etsin. Amin. Bak anladın mı? Biz insan değiliz de. Ama sen insan değilsin diyecek de kimse yok. Kimse insan değil. Ben bir şey demedim. Anlayan anladı. Ya külliyat bambaşka değil mi? Nasıl gezdirdi değil mi? Kainatın dışına çıkmadık mı? Bu sarayı da nerede anlatıyor biliyor musun? İnemedik abi daha hala. İnemedik. Şu kainatı da şey yapayım mı? Dur. Bak. Bak. Bak Allah aşkına bak. Bak ne olur bak. Bak şimdi. Allah. Risale-i Nur'u bizden, bizi de Risale-i Nur'dan ayırma. Allah'ım beni ya namaz kılarken, ya ders yaparken al beni. Bizi de al. Hepimizi. Bak, kainat öyle bir saraydır ki, 308 adın. Kainat öyle bir saraydır ki, aynı kanı bak. O sarayda mütemadiyen tahrip ve tamir içinde çalkalanan bir şehir var. Kainat bir saraymış. Sarayın içinde şehir varmış. Şehrin içinde Hicre'de bir kaynayan bir memleket varmış. Memleketin işte de içinde de yuvarlanan bir alem varmış. Ben şey yapayım. Bir saray var. İstanbul onun içinde. İstanbul'un içerisinde dünya var. O saray nerede? Anladın mı? Ufaltayım biraz da. Bir saray var. Karacaköy sarayın içinde. İstanbul'da Karacaköy'ün içinde. E saray nerede? Ne diyorsun? He? Tam tersi olması lazım. Öyle diyor. Veya biz ters düşünüyoruz. Anladın mı abi? Laz temel
Gidiyormuş da otobana ters girmiş. Anons geçmişler. Herkesin bildiği misal. Alo alo demiş. Bir araba temden ters girdi. Herkes dikkat etsin. Temelde dinliyormuş. Ne ter, bir araba dedi. Bir herkes ters gidiyor dedi. Herkes ters gidiyor diyor. Herkes yanlış. Sen yanlış. Yanlış olduğundan yanlış görüyorsun. İnelim aşağıya. İnelim abi. Emniyetli şekilde. Emniyetli şekilde. Çok yüksekteyiz. Çok hoş ya değil mi hadi? Sırf bu haleti ilaçsız yaşatan Allah'a hamdolsun. Vesile olan Risale-i Nur'a da teşekkür olsun. İlaçsız bu haleti yaşattığı için. Hadi bakalım. İki sayfa hükmünde temaşa eden Allahu Ekber, ezel ve ebed, dün ve bugün gibi. Ezel ve ebedi, dün bugün. Dün bugün, yanında yok ha. Ezel ve ebed. Ya o kadar ufak ki ezel ebed. Kur'an'ın nazarında. Ezel ve ebed, dün ve bugün. Gibi silsile-i şuunatın iki tarafı birleşmiş. Böyle. İki tarafı birleşmiş. İttisal peyda etmiş. İttisal. Peyda etmiş bir surette, bir zaman hazır gibi onlara bakan bir zat-ı Zülcelal'a yakışır, bir tarz-ı beyandır. Yani hazır zaman gibi gösteriyor böyle. Bu anlattıklarını şu anda gösteriyor. Dün bugünü, dünya ve ahireti aynı anda gösteriyor. Bak dikkat et, bir daha fazla girmek istemiyorum. Çünkü bazı şeylerimiz oynar. Bak, dünya ve ahiret birer oda mı? Ezel ve ebed, dün ve bugün mü? Kainat bir saray mı? Dünya bahçe, sema tavan mı? Başka ne vardı? İki oda. Dünya. İki onu dedik. Dünya ahiret bir iki oda. Onu dedik. Gece gündüz. Gece. Sayfa vardı abi. Gece gündüz neydi? Mazi ve müstakbel. Mazi ve müstakbel, gece gündüz. Mazi ve müstakbel, gece ve gündüz. Şeyse, ezel ve ebed ise dün ve bugün. Alem-i şehadet de ahiretse iki sayfa gibidir. Yo o da. Ha iki sayfa, ha sayfa. Peki, hepsini ne yaptı biliyor musun? Her anda gösteriyor. Onların hepsini aynı anda gören bize de gösteriyor. Evet, yani öyle bir bundan çıkıyor, çıkıyor, çıkıyor. Şunun içindeydi. Sonra buradaydı, 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 buradan çıktı, 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 çıktı. Buraya çıktı. Hepsini anda görüyor. Burada dün, bugün, yarın, gece, gündüz, dünya, ahiret var burada. Burada öyle bir şey yok, şurada. Şurada öyle bir şey yok. Burada var. Dün, bugün, gece, gündüz, saray, memleket, bahçe, tavan, ezel ve ebed, mazi, müstakbel. Hep bunun içinde. Bunun için. Burada var mı? Yok. Hepsini bir görüyor. Hepsini bir gördüğü için andaki, şu anda beni görüyor musunuz? Peki bu dershaneye gelmeden önceki, biz yarım saat önceki halimi biliyorsunuz. Şimdi biliyorsunuz. Ha, o ama şu anda benim geleceğimi de bilmiyorsunuz. Ders bittikten sonra ne yapacağım? Belli değil. Gidebilirim, namaz kılabilirim, çay içebiliriz, tamam? Ama burada duran için geçmiş, gelecek yok. Aynı yerde. Hep sen. Zamanın arkasından baktın. Zamanın arkasına baktın. Dünyada zamanın sureti var. Hakikati lef-i mahfi ispatta, mahiyeti lef-i mahfuzda. Suret değil surette. Zaman da suret. Allah Resulü diyor ki dünya hayatı rüyadır. O zaman zaman da rüyadır. Uykudur ya. Peki zaman hakikati lef-i mahfi ispat, dünya nedir? Esma-i Hüsna'nın cil ve cemal nakşi sanatıdır. Suret ya. Dünya hayatı, esmaların sureti, cemal, cil ve cemal nakış sanat. Peki nedir? Bu da esmadır, zaman, dehr esması. Evet. O da suret. Hakikati yok. Zaman mahluk. Mahluk tabii. Ya kardeş, şu Kur'an'a bak, kabirden bakıyor. Kainat bu ha. Bu dünya değil ha. Kainat. Kainat içinde cennet cehennem var. Dün, bugün, yarın, ezel ve ebed. Burada. Ama bu buradan bakıyor Kur'an.
İşte buradan bakan Kur'an'la biz de buradan bakıyoruz. Şu andaki bu derste. Evet. Şu andaki derste burada değiliz, buradayız. Ama lef-i muhafızdan bakıyoruz abi şu anda. Evet. Şu anda lef-i muhafızdayız. Şu anda lef-i muhafızdan bakıyoruz. Şu anda ölsek lef-i haşr olacağız. Ezel ve ebed aşağıda. Neredeysen vefat edersen orada gömüleceksin. Şimdi vefat ettin Erzurum'a niye gömüleceksin? Şu anda buradaysan, şu anda vefat edersen o zaman burada gömüleceksin yani, anlamayacaksın. Şu anda lef-i muhafızdan bakıyor. Kur'an'ın nuzul ettiği yerde. Aynen şurada. Bak bunları komple kainatı nereye olarak gösteriyor? Zaman hazır gibi. Onlara bakan bir zatın zatı Zülcelal'e yakışır bir tarzı beyandır Kur'an. Bak şimdi. Nasıl bir usta, bunu açıyor örnekle. Nasıl bir usta eleme dönüştürüyor. Bina ettiği ve idare ettiği iki haneden bahseder. Bir usta yaptı ve idare ediyor. Yaptı ve idare ediyor. İki tane hanesi var. Bir usta bina ettiği, bir usta bina ettiği ve idare ettiği, hem yapmış hem idare ediyor, iki haneden bahseder. Programını, işlerinin liste ve filistesini yapar. O bina yaparken programını, de listesini yapar. Bak hem yaptı hem işletiyor. Yaptı çekip gitmedi usta. Peki o binayı sistemlemek, herkes de baksın diye programını ve listesini yapar. Liste ne var ne yok. Programda nasıl kuruldu vesaire. Yapar. Kur'an dahi şu kainatı yapan ve idare eden ve işlerinin listesini ve filistesini, tabiri caiz ise programını yazan, gösteren bir zatın beyanına yakışır bir tarzdadır. Anlaşılıyor. Hiçbir cihetle, Kur'an'ın ifadesinde, hiçbir cihetle eseri tasannu, tekellüf görünmüyor. Yani eseri tasannu, yapmacık. Tamam mı? Suni yani. Sunilik ve tekellüf. Tekellüf, yani ehli değil, imiş gibi gösteriyor. Yani bu işin bu uzmanı değil. Anlarsın konuşmasından bu binayı yapmış mı yapmamış mı? Ha demek ki tasvanı suni değil. Tekellüf, ona kefil olacak, onun altında elini koyacak bir zatın tekellüf bak. Görünmüyor. Kur'an-ı Mali dedim ya, galiba öyle, herhalde, öyle zannediyorum. Böyle olması lazım gibi tasanu ve tekellüf görünmüyor. Hiç şaibi taklit, yani başka bir yeri taklit etmiş veya başkasının hesabına ve onun yerinde kendini farz edip konuşmuş gibi bir hudanın emaresi olmadığı gibi. Yani birisini taklit etmiyor. Mesela Kur'an, şu kainattan başka bir kainat yok. O zaman Allah bu kainatı kurarken başka bir kainatı örnek almamış. Taklit etmemiş. Yok yani. O zaman bu kainatı zamansız, zeminsiz, maddesiz, mukayesesiz, taklitsiz, modelsiz, misalsiz, macilesiz, mekansız. Mekansız da söyledim. Bir de yap, boz. Yani deneme şeklinde yapmamış, ilk ve son yapmış. Bu başka yeri taklit etmemiş veya başkasının hesabına. Yani bu kainat, Kur'an kainatı yapan zatın ifadesi. Eğer haşa Kur'an'ı beşer yazsa kainatı yapan zatın kitabı değil. Yani başkasının hesabına ve onun yerinde kendini farz edip konuşmuş gibi bir huddanın, hilecinin bir emaresi olmadığı gibi. Yani çünkü öyle bir şeyden bahsediyor ki beşeriyet hiç yok. Nasıl çıkacaksın yani böyle kainata? Böyle olmadığı gibi bütün ciddiyetiyle
bütün safetiyle, bütün hulusiyle safi, berrak, parlak beyanı, nasıl gündüzün ziyası, gündüzün ziyası, güneşten geldim der. Gerek var mı gündüz ortasında güneş ispat etmeye? Gündüzün ziyası, değil mi nuru, ışığı? Demeye gerek yok, ne diyor? Ben güneşten geldim der. Aynen bunun gibi de Kur'an dahi ben Halik-i Alemin beyanıyım ve kelamıyım der. Evet, şu dünyayı antika sanatlarla süslendiren ve lezzetli nimetlerle dolduran ve sanatperver ane ve nimetperver ane şu derece sanatının acibeleriyle, şu derece kıymetdar nimetlerini dünyanın yüzüne serpen, sıra bari tanzim eden ve zeminin yüzünde seren, güzelce dizen bir saniyi, bir mün'imden başka şu velveli takdir ve istisanla ve zemzemeyi hamd ve şükranla dünyayı dolduran ve zemini bir zikirhane, bir mescit, bir temaşagâh sanat ilahi çeviren Kur'an-ı Mucizül Beyan kime yakışır ve kimin kelamı olabilir? Ondan başka kim ona sahip çıkabilir? Hakikaten çok antik 15. sözden çıkarmıştım şu cümleyi. Kur'an'ı benimdir diyen var mı Allah'ın dışında? Duydunuz mu? Değildir diyen var ama şunundur diyen yok. Yok. Şu Kur'an şunundur. Yani benimdir diyen yok. Kur'an'ı benimdir, ben yazdım diyen yok. Allah'tan başka benimdir diyen yok. Peygamber de dahi. E peki... Peygamberimdir diyen var. Ha, peygamber de ki benim değil diyor. Değil diyor. Ne acayip bir şey. Yani diyor ki bana söylüyorsun benim değil. Abi o çorap kimin? Hasan abi değil lan benim işte. Yok abi senin lan benden daha mı biliyorsun benim çorabım olmadı? Aslında çok güzel bir mantık abi. Bu çok güzel bir mantık. Evet. Yani sen benden daha iyi biliyorsun o çorap benim. Ortada Kur'an var. He? Ortada Kur'an var. He? Diyor ki peygamberim diyor. Benim değil diyor. Yok senindir. Ondan daha iyi mi biliyorsun? Ya bir de çorap değil abi. Değerli bir şey söyle. Mesela iPhone 7 var aslında abi o senindir. Değildir demez adam. Benim ortada kalmış. Çünkü değerli bir şey diyor ortada. Aslında benimdir demesi lazım. Demesi lazım. Şu değerli bir şey var ortada. Ona kafan çalıştı lan. Bak harika. Harika bir misal. Yani itecek bir şey değil yani. Evet. Yo 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 benim değil kardeşim. Tabi tabi benim tabi ya. Demesi lazım aslında. Eğer kendisinin olsa sahiplenmesi lazımdı. Mantık olur. Olmayana sahip çıkıyor çünkü insan. Yani fazilet yok da. Yani adamlar fazilet varım diye gösteriyor. Yalandan kelam etmiyor. Tabi tabi tabi. Mesela şimdi şurada bir kitap olsa... Deseler ki ya bu kitabı Abdullah yazmış. İlk önce sorarlar değil mi yani? Baktım kimse de ben yazmadığımı düşünmüyor. Doğru ya ben yazmıyor falan diyebilir yani insan. Der ya. Diyebilir. Çünkü kıymetsiz bir mal değil ki İsmail'in dediği gibi. Kaç dedin? iPhone 7. Afyon 7 yani. Bak uyuşturucu. Ben iPhone diyemiyorum da Afyon diyorum yani. Afyon uyuşturucu. Uyuşturucu yedi şiddetinde. Tamam. Benim niye demiyor? Hakikaten kendisi aşağı uydursa ön mantık şudur. Benimdir diyecek. Allah Allah. Ya kendisi zaten kendisine ait değil ki yani insan. Yani bir de mala nasıl diyecek benim. Düşünse yani. Bu da antika. Bu da garip. Zaten insan da kendisinin kendisi değil. Ben benim değilim ki. Bu da var ya. Şey en azılı düşman şeyle Ebu Cehil'den beterdir. Velid İbni Muhire. İlim noktasından ha. Böyle saldırma noktasından Ebu Cehil. Yedi şeyden biriymiş abi. Evet. O Afrika. O Arap Yarımadası'nda yedi tane belli yani okuma yazması olandan yedi kişinin birisidir. En büyük. O ne derse savaş oluyormuş. Onun şeyleri Kur'an'dan önce onun Kabe'de hep onun şeyleri varmış abi. Sözleri asılıyor. Sözleri o kızı indirdi diyor ya. Evet. Velid'in kızı indirdi. Levit diye kızı varmış. O indiriyor şeyi.
kasidesi şeyi, şiirini. Lebid'in kızı. Lebid'in kızı. Lebid'in. Ha, evet. Lebid de var. Lebid'in kızı indiriyor. Evet, indiriyor. Şimdi ne diyor biliyor musun? Getiriyorlar ona. Dinliyor. Bu dedi, geçmişe benzemiyor. Geçmiş şey. Şimdiki zamandakilerin eserine de benzemiyor. Bu dedi, beşer kelamı değil. Ama sihir deyin gitsin dedi. Hemen anlıyor ya. Yani. Hemen anlıyor. Tabii tabii. Hemen şey maldan şey anlıyor ya. Yani. Tabii mesela kuyumcuya dedim ki, bu dedim yani sahte getirse elini alsan. Kırıkandaki bizim Nurçaya. Dedi ki hemen abi tipinden biri hemen anlar. Adam fena fil altın olmuş. Sen baksana anlamasın, elini belki alırsan. Ondan anlamasın, fena fil altın. Abi elime değil, baksam hemen zaten kadın eline bakıyorum. Yok biz almıyoruz diyor. Yani sahtedir demiyoruz diyor. Bize sahte diyor. Baktım eline, yok biz almıyoruz. E şimdi adam bir dinliyor, getirin bana diyor. Bunu sihir deyin. İlk sihiri o mu çıkarmış? O, mu da... o demiş, ilk sihir o demiş. Sihirdir deyin gitsin demiş. Niçin sihir diye merak ettim. Etkileniliyor çünkü okuyan. Sihirin özelliğini kullanmış. Bu zat bir münim lezzetli nimetleriyle dolduran sana perverane nimet perverane şu derece sanatının acibeleriyle şu derece kıymetler nimetlerini dünyanın yüzüne serpen sıravarı tanzim eden zeminin yüzünde seren güzelce dizen bir sani bir münimden başka şu velveli takdir ve istihsanla zemzemi hamd ve şükranla dünyayı dolduran ve zemini bir zikirhane bir mescit bir temaşagah sanat ilahiye çeviren Kur'an-ı mucizül beyan kime yakışır ve kimin kelamı olabilir? Ondan başka kim ona sahip çıkabilir? Ondan başka kimin sözü olabilir? Dünyayı ışıklandıran, bak, dünyayı ışıklandıran ziya, iyi dinleyin burası, dünyayı ışıklandıran ziya, güneşten başka hangi şeye yakışır? Tılsımı kainatı keşfedip, alemi ışıklandıran beyan-ı Kur'an, Şems-i Ezeli'den başka kimin nuru olabilir? Kimin abdine düşmüş ki ona nazire getirsin? Onun taklidini yapsın. Evet, bu dünyayı sanatlarıyla zinetlendiren bir sanatkarın, sanatını istihsan eden insanla konuşmaması muhaldır. Madem ki yapar ve bilir, elbette konuşur. Madem konuşur, elbette konuşmasına yakışan Kur'an'dır. Bir çiçeğin tanziminden lakayt kalmayan bir maliki mülk, bütün mülkünü velveleye veren bir kelama karşı nasıl lakayt kalır? Hiç başkasına mal edip hiçe indirir mi? Vâhir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha'tıma selavat. Başladık abi. Saniye, çay içersene. Bak bakayım ha. Zamanın hakikatinden bahsettik. Saniye bak, saniye yaklaştırın. Durmuş. Bak, o zaman aşağı indirdin ya, herhalde o vakitler oluyor. Sen dedin ya aşağı indir. Aşağı indir dedin ya, herhalde o vakitler oluyor. Allah Allah. Saat demek tahammül edemedi ya. Şaka yok ha, bu latin. Ha bak, şey saniye duruyor değil mi? Evet. Öyle görüyor. 10 dakika önce bak konuştuk, 10 dakika önce durmuştu. Yani şu anda 10 geçiyor. Kaç geçiyor abi? 14 geçiyor. Tam 10 dakika konuştuğumuz zaman. Tam senin dediğin 10 dakikalar. Dersten ders bitmeden 14 dakika önce. Abi aşağı indir bizi Hasan abi dedi ya, o vakitler herhalde. Tamam. Dedi ki o kedini siz zamanın arkasına geçtiniz dedi, bana gerek yok dedi. Ne dedin sen İsmail? Bir şey dedin. Bize zaman mı yok dedim, bir şey dedim. Tabi zaman kalktı işte, bize zaman. Bizde de zaman kalktı mı, bir şey yok. Zaman da kalmadı. Aynen. Peki.
Ne güzel bir nimetteyiz ya. Hanife, hepinize selam söyle.